Seçilsin diye de çok uğraştık o dönemde. Ama 2,5 yıl boyunca gördük ki olmuyor. Sabredemiyorum. Susamıyoruz. Şale Hanım da beraberiz parlamentoda. Dilimizin döndüğünce tepki gösterdi. Gün oldu, toplum yararına projeden 1200 kişinin AK Parti il binalarında işe alınmasına tepki gösterdim. Gün oldu, berberin, esnafın, balıkçının derdiyle dertlenerek tepki gösterdim. Gün oldu, Ayasofya'da Mustafa Kemal Atatürk'e beddua ettiklerinde esas size lanet olsun dedim. Gün oldu, fındık üreticisinin hakkını, hukukunu savundum. Tarım Bakanı'na sen çiftçinin bakanı mısın, tekelci sermayenin bakanı mısın diye tepki gösterdim. Nihayetinde de Cumhur İttifakı'na zarar veriyorum diye Milliyetçi Hareket Partisi'nden atıldım. Allah hakkından razı olsun. İyi ki attılar. Türk milliyetçisiyim. Ben vatanseverim. Ben mavi gözlü dev adam Mustafa Kemal Atatürk'ün askeri olmaktan şeref duyuyorum. Ama ben Allah Resulü'nün haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır sözüne de iman ettim. Ben komşusu aç iken karnı tok yatan bizden değildir sözüne iman ettim. Ben hepimizin derdi, birimizin derdi, hepimizin derdidir diyen Allah Resulü'nün sözüne biat ettim. Ve onun için yılmadan, korkmadan mücadeleye devam ediyoruz. Sayın Gültekin Uysal'la tam bir yıldır uyku uyumadan gece gündüz. Bazen sokaktayız, bazen miting alanındayız. Bazen salonlardayız. Tehdit alıyoruz. Baskılara maruz kalıyoruz. Ülkenin en başındaki, en tepesindeki adam diyor ki sokaklara çıkmayın. Çıkarsanız bedel ödetirim size diyor. Biz de Gültekin Uysal'la haykırıyoruz. Sokaklardayız. Yüreğiniz yetiyorsa gelin bedel ödetin bize. Bizden korkan sizin gibi olsun. Sizden korkan namert olsun, namert olun namert olsun. Ülkenin Cumhurbaşkanı zillet demez, ülkenin Cumhurbaşkanı illet demez, ülkenin Cumhurbaşkanı kendinden olmayana PKK'lı FETÖ'cü demez. Derse adama derler ki bunları görmek istiyorsan aynaya bak, kendinin ne olduğunu göreceksin. Sayın Cumhurbaşkanı, Kur'an hafız törenine gidiyor. Bay Kemal, zillet, illet, PKK'lı FETÖ'cü. Sayın Cumhurbaşkanı, sağlık temel atma törenine gidiyor. Bay Kemal, illet, zillet. Dünyanın neresinde iktidarın muhalefeti eleştirdiği görülmüştür? Türkiye'de değil mi? 20 yıldır ülkeyi bunlar yönetiyor. 20 yıldır yönettikleri ülkede daha dün Eskişehir'de hamam yolunda 28 yaşında bir genç delikanlı borçları sebebiyle intihar etti. Daha 4 gün önce 20 yaşında Enes Kara psikolojim bozuldu diye intihar etti. Yönettikleri ülke bu. Daha bir ay önce şerefsiz katilin birisi Deccal'ı öldürüyorum diye 18 yaşında bir çocuğun kafasını kesti. İşte yönettikleri ülke bu. Yönettikleri ülkede açlık, yokluk, sefalet almış başını gidiyor. Yönettikleri ülkede daha dün Eskişehir'de 17 bin vatandaşın doğalgazı kesildi. 17 bin vatandaşın doğalgazı kesildi. Ama ülkenin başındaki diyor ki memlekette aç yok. Aç yoksa diyor muhalefet doyursun. Yazıklar olsun. Sayın Cumhurbaşkanı, bu ülkede 84 milyonun en az 60 milyonu açlık sınırında. Muhalefet yönettiriyor, yönet,
muhalefet doyursun diyorsa veya biz doyururuz, doyuracağız da yeter ki sen git, bu memleket senden kurtulsun, aç da doyacak, yoksul da doyacak. Sayın Cumhurbaşkanı, dün Adnan Menderes Müzesi'ni açmaya gidiyorum Aydın'a. Menderes'i astıkları gibi diyor CHP'liler diyor, beni de asacaklarmış diye. Hadi oradan diyor, kefenimizi giydik. Kefenimizi giydik diyor.